Arkadaşlar merhaba, 4 Haziran Belmont Park Amerika ikinci altılı galayan değerlendirmemizde beraberiz tekrar. Gördüğünüz gibi 4. koşudan itibaren 3 çim, 3 kum koşusu gözüküyor. Öncelikle 4. koşu 1700 metre çim, maiden. Burada ilk atımız 4 numara Portfolio Hedge. Javier Castellano'nun bindiği, bu Javier Castellano dün gece düşmüştü attan. Eğer bir şey yoksa binecek bu atlara ve direktman bu aslında normalde tek hüviyetinde bir at. Bunu sondaki listede göreceksiniz zaten boyalı şekilde. 4 numara Paul Hatch normalde bizim tekimiz. Normal. Ama bu at düşerse ve bu vatandaş bir şey olmuşsa veya bu atı iyi kullanacak bir jockey çıkmazsa tabii ki 7 numara Danfossi, New York Origin. 7 numara Danfossi ve sürpriz olarak 3 numara Ointed Funky Now, Irad Ortiz Junior'la 2 numara Lexa Toga, Joel Ortiz'le. Biliyorsunuz abi kardeş bunlar. Irad Ortiz de Joel Ortiz. 12 numara Valerio. Manuel Franco ile. Evet. 15 numara Dances for Token. Junior Alvarado ile. Bu da çok etkisiz bir jockey yani, bu Junior Alvarado. Ve 6 numara operatif Eric Cancel'da. O çok etkisizdi bugün. 5 numara Stash My Token, Stash My Money, Ruben Silver'e. Evet. Hemen 5. koşuya geçiyoruz. 5. koşuda 1400 metre çim. Buradaki tahminimiz 1 numara Clara Peters Ekürler, zaten çok büyük şansa sahip arkadaşlar. Ancak orijinde bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi Avustralya orijin babadan. Yani bu atlar bu orijin bu atları geçer mi bilemiyoruz. Dediğim gibi Javier Castellano düştü dün akşam. Yani bu ekürlerin gelme ihtimali çok yüksek normal şartlar altında. Ekür işte Storm Tornado, Irad Ortiz biniyor 15 numara. Evet, bunun haricinde tabii eğer bu at düşerse 13 numara Honorway, Jose Ortiz'le. 12 numara Smiley, Slimy. 7 numara Lady Lover, Lover. 6 numara Hannah Smile. 2 numara Crazy. Eric Cancel bu atla yaptı yaptı, yapamadı. Gene ekmek yok ona bu yarışlarda. Bu at onun, bu Crazy kesinlikle yazın arkadaşlar. Crazy. Ve 11 Mad Lion Must. Mad Lion Must. Evet, 6. kuşa geçiyoruz. 6. koşu kum pist 1200 metre. İlk atımız 14 numara A Doğru. A Doğru. Dylan Davis biniyor. İlk atımız bu arkadaşlar. 2 numara Hikes Coupraj. 7 numara Vitanza. Louis Cardenas'ta ne yapar belli olmaz. Get Stormy. Bu at dün gece bunun bir yavrusu kazandı biliyorsunuz. Yarışı. Son koşuda Get Stormy. 10 numara Monique Daredevil.
Ve bir numara Miss Rose. Romero Ramsay Marak. Evet, bu atlar bizim tavsiyelerimiz. Tabii burada yeni koşak atlar var. Bizim yeni koşak atlar içerisinde Monique Daredevil bizim size tavsiyemiz arkadaşlar, bu at. Yani Monique Daredevil sürprizi yapabilir. Yarın gecenin sürprizini yapabilir. İkinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı, yani altıncı koşuda. Monique Daredevil. 10 numara. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tavsiyemiz bizim. Ekibimizin tavsiyesi Monique Daredevil'i unutmuyorsunuz. Nasıl Madita'yı söylediysek bu akşam da Monique Daredevil'i söylüyoruz. Jose Lescano'yla. Yeni bu at. Herkes buraya yönleniyor ama geliri var. Bilginiz olsun. 7. koşu. 1200 metre kum. Burada direkt olarak konuya girelim. 10 numara La General günün en sağlam bankosu arkadaşlar. Manuel Franco ile burada rahatlıkla geleceğini tahmin ediyoruz. Tabi bu düşerse bu ayağı kapatmanız lazım. Söyleyeyim size. New York Origin 10 numara 7. koşu 4. ayak olmuş oluyor. 2. altı Gayan. La General. Evet, burada 5. ayağa geçiyoruz. 5. ayakta da yani 8. koşu kum pist 1700 kum. Burada normal şartlar altında 5 numara Baskuyat bizim tekimiz arkadaşlar. Yani Yirat Ortiz bu yarışı bırakacağını zannetmiyoruz biz. Yani oranı kaç çıkarsa çıksın hiç önemli değil. İster 1.05 çıksın, ister 20 çıksın, 30 çıksın. Bu at kesinlikle tek olabilecek bir at. Ama sürpriz olarak hani bu at gelmez de ne gelir derseniz eğer, bu atın peşinden bizim düşüncemiz 3 numara Tapu Tuwim var. Florida Origin. Ve 8 numara Country Grammar var. Bu üç atın dışına çıkmaz kesinlikle ama burada muhtemelen bu Baskuyat İrat Ordu'yu kazanacak diye tahmin ediyoruz. Ve son 9. ve son koşu Çim 2200 metre. Burada da normal şartlar altında 14 numarayla görüyorsunuz İrat Ordu yazmış pasu. 14 numara Rock Bey. Rocketry. Kentucky Origin Irat Ortiz ile çok büyük şansa sahip. Gelme ihtimali çok fazla. Eğer bu gelmezse tek olarak öneriyoruz, yani yazabilirsin tek. Bu ikinci altılı ganyanda resmen tek üzerinden gidebilirsiniz. Yani misli altılı olabilir bu. Çünkü fark var arada. Sürpriz olarak 8 numara Saddest Boy bunun arkasından gelebilir. 3 numara Koreli. Evet. Dylan Davis de. O da çok sustu bu aralar. Ve 1 numara Standard Deviation da bu şeyin arkasından geliyor arkadaşlar. Favorimiz Rocketeer'in 14 numaranın arkasından gelebilir. Standard Deviation. Tabii bunlar azalacaklar. Bir şekilde jokey değişikliği olacak ve atlar koşmayacak. O bakımdan dikkat etmek lazım. Ona göre tekrar yarışa doğru tekrar gözden geçirmek lazım. Yani bunu size artık anlatmam bir şey yok. Herkes biliyor zaten insanın ne yapması gerektiğini. Bizim burada tavsiyelerimizden yararlanabildikleriniz olursa ne mutlu bize. Kaldı ki yani küçük altıların hepsini tutuyoruz da önemli olan burada büyük altılıyı yakalamaya aracılık etmek. WhatsApp grubumuz falan biz bunların peşinde değiliz. Ucuz şeylerin peşinde değiliz. Kalıcı uzun süreçli bir başarı hikayesi yazmayı düşünüyoruz ekibimiz olarak. Yurt dışından ben size yolluyorum işte bu bilgileri vatandaşlarımıza. Maksadımız tamamıyla başarılı bir
çizgi, grafik sağlamak. Evet, 4 Haziran Belmont Park diye ikinci altıgrana tablosu böyle. Birinci ayakta dördüncü koşu. Gördüğünüz gibi bu boyalı olan 4 numara Portfolio Hatch demiştik. Tek yazabilirsiniz onu veya yazmazsanız da bu şekilde 7, 3, 2, 12, 15 operatif 6 numara ve 5 numara. Evet, 4, 7, 3, 2, 12, 15, 6 ve 5. İkinci ayakta herhangi bir tek önerimiz yok. Orada da 1, 13, 12, 7, 6, 2 ve 11. Arkadaşlar. Üçüncü ayak, altıncı koşuda da orada da bir tek önerimiz yok. 14 numara, 2 numara, 7 numara, 10 numara ve 1 numara. Evet. Ve dördüncü aya geçtik. Yedinci koşu. Burada direkt tekimiz La General. Bu atı geçeceğini tahmin etmiyoruz. O şekilde belirtmiştik. Beşinci ayak, sekizinci koşu işimize. Tek tavsiyemiz 5 numara baskı at. Burada sürpriz yaparsa dedik. Bu 3 numara Tapit to Win veya 8 numara Country Grammar. 6. ayak hemen geçtiğimiz zaman da buradaki tek tavsiyemiz 14 numara. Bu 14 numara düştüğü takdirde işte 8 numara Selfless Boy, 3 numara Corelli ve 1 numara Standard Deviation söylemiştik. Normalde bu şekilde tek bir tekle yani 4. ayakta tek kullandığımız takdirde 168'lik bir kupon tutuyor ama dediğim gibi isteyen diğer tekleri kullanabilir. Zaten at çıkışı da oluyor, koşmayan atlar oluyor gördüğünüz gibi. Bu hafta da 30-40 liraya düşeceğini tahmin ediyorum ben bu şekilde. Hatta bana göre yani şu tekleri iki kupon olarak kullanıp bunu bir 10 misli falan da yapabilirsiniz yani. Çok fazla tutacağını zannetmiyorum. Çıkan atlardan sonra yaklaştığı zaman bilhassa. Yarışlar yaklaştığı zaman güzel bir analiz yap. Birçok arkadaşın tutacağına inanıyorum ben. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.